Biberiye yağı, zayıflamak için nasıl kullanılır? Biberiye yaprağının özünden elde edildiği için biberiye yağının da zayıflamaya ve yağ yakmaya etkisi oldukça fazladır. Fakat biberiye yağı, biberiye bitkisi kullanılarak yapılan çaylar gibi genel zayıflama için değil, bölgesel zayıflama için kullanılır. Bayanlar tarafından göbek ve basen bölgelerinin incelmesi için tercih edilir. Zayıflamasını istediğiniz bölgeye biberiye yağını sürün ve 10-15 dakika yavaş hareketlerle masaj yaparak dağıtın. Bunu günde sadece bir kere yapmalısınız. Biberiye yağını sürdüğünüz bölgeyi streç ile sararak spor veya yürüyüş yapabilirsiniz. Bu uygulamayı haftada 2-3 kere yapmanız cildinizin nefes alması bakımından idealdir. Eğer streç uygulamasını gece de yapmak istiyorsanız streçi sardıktan sonra yatabilirsiniz. Yağı sürdüğünüz bölge gece boyu yağı emerek ter olarak atar ve bölgesel zayıflama gerçekleşir. Bol bol su içmeyi ihmal etmeyin. Bu sayede terlemeniz artacak ve tuvalete daha sık gideceksiniz. Duş alırken biberiye yağı sürdüğünüz bölgeye lifle masaj yapmayı unutmayın. Yağın etkisinin arttığını göreceksiniz. Ayrıca biberiye yağını selülitli bölgelerde de kullanabilirsiniz. Selülit problemi yaşadığınız bölgeye yağı sürerek masaj yapmanız gerekir. Bir süre sonra selülitlerinizde gözle görülür bir azaltma olacaktır. Biberiye yağını kullanırken egzersiz yapmak çok önemlidir. Çünkü biberiye yağı tek başına zayıflatıcı etkiye sahip değildir. Sadece zayıflamanın hızlanmasında etkilidir. Yapılan egzersiz ve hareketlerle yağ yakımı daha kolay gerçekleşir ve biberiye yağının etkisi de artar. Bu nedenle her gün en az yarım saatlik yürüyüşlerle zayıflamanızı hızlandırabilirsiniz. Biberiye yağını evinize en yakın aktardan temin edebilirsiniz. İçecek olarak da tüketmek isterseniz, bir bardak sıcak suyun içine 2-3 damla biberiye yağı damlayabilirsiniz. Bunu günde en fazla 3 bardak tüketmenizi tavsiye ederiz. Genel zayıflama ve yağ yakımı için de biberiye bitkisinden yapılan çayları tercih edebilirsiniz. Yine aktarlarda bulabileceğiniz biberiye bitkisini bir bardak sıcak suyun içine koyup demlenmesini bekleyerek içebilirsiniz.